Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbim, her birimizin dünyasını da ahiretini de mamur eylesin. İmanlarımızı kamil, amellerimizi salih, niyetlerimizi de halis eylesin. Annelerimizle, babalarımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla, dost ve yaranlarımızla hep beraber Allah yolunda yürümeyi, cennete doğru koşmayı, sonunda Habibinin etrafında cennette buluşmayı her birimize nasip eylesin. Yüce Rabbim, her birimizin maddi ve manevi sıkıntılarımızı izale eylesin. Maddi ve manevi hastalıklarımıza ve hastalarımızın hastalıklarına da acil şifalar ikram eylesin. Yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan bütün mümin kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. Bahusus yıllardır mazlumane bir şekilde yaşamaya dünyanın gözü önünde mahkum edilen Filistin'deki kardeşlerimiz, Mescid-i Aksa'nın çevresindeki kardeşlerimiz, bahusus açık hapishane gibi hayatlarını sürdüren kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla Gazze'deki kardeşlerimiz. Rabbim bunlara imdad eylesin. Dünyanın gözü önünde canavarca, insafsızca, zerre kadar insanlık duygusundan mahrum bir şekilde canavarlığını dünyaya ispatlayan o zalimleri, Yahudi ve müttefiklerini Rabbim Kahhar ismi şerifi hürmetine kahreylesin. Onlara, mümin kardeşlerimize reva gördükleri zulmü en çirkin bir şekilde Rabbim cezalarını versin. Birlik ve beraberliklerini yok eylesin. Müttefikleriyle yapmakta oldukları hile ve desiseleri Rabbim boşa çıkarsın. Gerçekten mazlum olan o Gazze'deki kardeşlerimize, Filistin'deki kardeşlerimize Rabbim en kısa zamanda rahmetiyle, fazl-ı keremiyle imdad eylesin. Yeryüzündeki bütün Müslümanlara, İslam ülkelerine feraset, basiret, birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Yüce Rabbim, savaş teknolojisi açısından, savaş imkanları açısından, maddi güç açısından ve manevi güç açısından gerçekten ülkemizi ve Bilad-ı İslamiye'yi daha basiretli, daha şuurlu, daha gayretli, dünyanın diğer ülkelerini sollayacak, onlara parmak ısırtacak noktaya gelmelerini ve yumruğumuzu masaya vurmak istediğimiz zaman sesinin gür çıkmasını, dolayısıyla mazlumların imdadına rahatça koşabilmeyi nasip eylesin. Karabağ'daki kardeşlerimizin imdadına koştuğumuz gibi, onları zalimin zulmünden kurtardığımız gibi, Gazze'de, Mescid-i Aksa çevresinde, Filistin'deki mazlum olan kardeşlerimizin, Doğu Türkistan'da mazlum olan kardeşlerimizin, Arakan'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde, Afrika ülkelerinde mazlum olan kardeşlerimizin imdadına koşabilmeyi, o şerefle şerefiyab olabilmeyi millet olarak Rabbim bizlere, ümmet olarak alem-i İslam'a nasip eylesin diyorum ve bu dualarla dersime başlıyorum. Kıymetli izleyenlerim, sözlerin en güzeli, güzeller güzeli, bütün güzelliklerin yaratıcısı olan Allah'ımızın kelamıdır. İkinci olarak Rabbimizin kelamını bize yine Rabbimizden aldığı vahiy ile açıklayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleridir. Bu ikisi bizim can kurtaran simidimizdir. Bizi dinimizden uzaklaştırmak isteyen insanlar önce hadislere ve hadisi rivayet eden ravilere, hadis kitaplarına saldırırlar.
yetmez, ikinci olarak Kur'an'a saldırırlar. Kur'an'daki bazı ayetlere saldırırlar. Kur'an tarihselmiş, değilmiş, buna girerler. Ve dolayısıyla bir insanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine karşı sadakati sarsılırsa, Kur'an'a karşı sadakati sarsılırsa, bu insan dinsizlik ve imansızlığın kapısını açmış olur kendisine. Bu vesile biz Müslümanlar can kurtaran simidi gibi iki tane sap sağlam ipe sarılırız. Asla kim ne derse desin bunlara biz toz kondurmayız. Birisi Allah'ın kitabıdır. Vallahi billahi tallahi Allah ne derse o dosdoğrudur. İkincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleridir. Yine vallahi billahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her söylediği dosdoğrudur. Onun iki dudağının arasından yanlış bir şey asla çıkmaz. Çıkacak olsa Cenab-ı Hak hemen anında onu tasih eder, düzelttirir ve doğrusu neyse onu ona yaptırır, onu söyletir. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sudur etmiş olan bütün hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerim nasıl doğru ise çünkü ilahi kelamdır. Hadis-i şerifler de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O kendi havasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Ona vahyedilen, Allah tarafından öğretilenleri söyler. Bu ayeti kerimeye dayanarak bunlar da ilahi bir sözdür. Arkasında Cenab-ı Hakk'ın desteği var, Cenab-ı Hakk'ın talimi vardır. Dolayısıyla bunlar da bizim can kurtaran simidimizdir. Bir şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa artık o kesin doğrudur. Yıllarca önce bir kardeşimiz etrafındakilerin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e onun sözlerine olan sadakatini ölçmek için böyle kendine göre biraz bilgili olan, efendim belli bir kültür seviyesine sahip olan bir meslek grubunun içerisinde konuşurken demiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde eğer sinek birinizin yemeğine düşerse bir kanadını değdirirse ikinci kanadını değdirerek onu çıkarın. Hemen çıkarmayın, ikinci kanadını değdirerek hemen çıkarın diye buyurmuş dedi. Oradakiler olmaz böyle şey. Böyle şey mi olur? Hemen çıkarmak lazım dediler. Bunun üzerine kardeşimiz bir ileri noktaya gitti ve dedi ki Amerika'da yapılan araştırmaya göre sineğin bir kanadında zehir, bir kanadında panzehir vardır. Sinek bir yere düştüğü zaman, bir yemeğe, bir sıvıya düştüğü zaman önce zehirli kanadıyla kendisini korur. Yani müdafayı evvela o kanatla yapar. Öyleyse yemeğe düştüğünde veya içeceğe düştüğünde bir kanada değmişse o zehirli kanadıdır. İkinci kanadında da panzehir vardır. İkinci kanadını değdirirseniz o ikinci kanattaki panzehir birinci kanattaki zehiri izale eder diye Amerika'daki bir araştırmanın sonucunu söylemiş. Amerika'daki bir araştırmanın sonucunu böyle söyleyince oradakiler yapma ya öyle mi dediler. Ne çıktı burada? Amerikalılar bir araştırma yapar, İngilizler bir araştırma yapar, Almanlar bir araştırma yapar. Bizim akıl ve mantığımıza uymasa bile ilmi verilerle böyledir derlerse aa öyle mi? Amerikalılar deyince aa öyle mi diyor Müslüman insan veya Almanlar, İngilizler bir tespit yaptıkları zaman aa öyle mi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği onların algılarına, mantıklarına uymadığı zaman olmaz böyle şey diyebiliyorlar. İşte bu bir iman zafiyetidir. Resulullah'a inancı Amerikalıların buluşlarına olan inancı kadar değildir demektir. Amerikalılar söylüyorsa, Almanlar söylüyorsa, İngilizler söylüyorsa, Avrupalılar söylüyorsa güveniyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorsa bakarım aklıma mantığıma uyuyor mu? İşte bu bir iman zafiyetidir.
Bu insan, bu inanca sahip olan insan yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna nasıl çıkacak? Şefaat ya Resulallah nasıl diyecek? Ondan şefaat nasıl dileyecek? Onun için kıymetli izleyenlerim, hadis-i şerif denen yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Denen yerde akan sular durur. Kur'an'a teslim olduğumuz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de cani gönülden inanarak teslim oluruz. Evet, hadis-i şeriflerimizde zekatla ilgili, sadaka ile ilgili, bunların fazileti ile ilgili hadis-i şerifler devam ediyordu. Malumunuz, daha önceki derslerimde de ifade etmiştim. Biz kendi literatürümüzde sadaka dendiği zaman zekatın dışındaki verilen, infak edilen şeylere sadaka demiş oluyoruz. Halbuki Kur'an ve sünnet dilinde sadaka dendiği zaman kişinin ahirete inancını ve Allah'a olan inancını tasdik eden her türlü harcamaya denir. Yani zekata da denir. Diğer fazla nafile olarak verilen, zekatın dışında, farzın dışında verilen ikramlara, ihsanlara da sadaka deniyor. Bunu hatırlattıktan sonra hemen وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den mervidir ki قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Meşhur bir hadis-i şeriftir bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz insanları, müminleri uyararak şöyle buyurmuştur. كُلُّ سُلَامَ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَكَةٌ Yani insanoğlunun vücudunda bir sürü eklemler vardır. Her eklemin çalışması ayrı bir nimettir. Parmaklarımızı düşünelim. Parmaklarımızda kaç tane eklem vardır? Elimizi açıp kapattığımız zaman kaç tane eklem çalışıyor? Diyelim ki baş parmağımızı hareket ettiremiyoruz. Eklem yerinde sıkıntı var. Veya parmaklardan birisini hareket ettiremiyoruz. Kaşığı tutmamızda, günlük hayatımızı sürdürmemizde ne kadar sıkıntı olur? Sadece bir eklem yerinin çalışmaması. Boynumuzda eklem yerleri vardır. Eğer boynumuzu çeviremiyorsak, indirip kaldıramıyorsak, burada bir eklem yerleri vardır. Çenemizde, alt çenemizde, üst çenemiz çalışıyor. Altlı üstü çalışıyor. Bu eklemler eğer doğru çalışmasa. Kısacası insan vücudunda eklemler vardır. Efendim, her eklemin çalışması o insan için bir nimettir. Bu her eklemi için bir insan, hani günlük olarak düşündüğümüz zaman günlük bazda, hatta bunu aşağı doğru indirebilirsin, saatlik bazda, dakika bazında, saniye bazında, hepsi bizim için ayrı ayrı nimetlerdir. Öyleyse biz hani günlük olarak değerlendirelim ki hani 24 saatin tamamını kastetmek de burada insafsızlık olur. Diyelim ki 3 saat, 5 saat kolumuz çalışmadı, ayağımız hareket ettiremedik. İnsanoğlu o zaman o nimetin, kaybettiği nimetin ne kadar büyük olduğunu ve gerçekten ondan dolayı hamd etmemiz gerektiğini, Cenab-ı Hakk'a borçlu olduğumuzu çok net bir şekilde idrak etmiş olur. Her gün sadaka vermesi lazım. Tabiri caizse bu eklem yerlerinin günlük vergisi vardır diyelim. Allah'a karşı bir sorumluluğumuz vardır. Sadakatun külle yevmin tatlu fi şemsu. Yani güneşin doğduğu her gün bir sadaka vermesi lazım. Her eklem yeri için, eklemi için. Her ekleminin çalışması için. Çalıştığından dolayı. Yani benim parmaklarımda, elimde, dirseğimde, omuzumda, boynumda, ayaklarımda ve vücudumda çalışan her bir eklem yerinin çalışmasından dolayı Cenab-ı Hakk'a bir vergi ödemem lazım, günlük vergi ödemem lazım. Yani sadaka vermem lazım. يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَكَةٌ Yalnız bunu Cenab-ı Hak kolaylaştırıyor. Eğer para olarak biz bunu vermeye kalksak, 300 küsür tane eklem vardır. Her birisine birer lira verirsek 300 küsür lira vermemiz lazım. 360 lira vermemiz lazım. Bunun altından kim kalkabilir? Günlük olarak verilecekse kim kalkabilir? يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَكَةٌ
İki kişi arasında bir sıkıntı var. Gidiyorsun onları düzeltiyorsun. Küskünlük var, küskünlüğü gideriyorsun. Birisi öbürüne zulmediyor, gidiyorsun o zulmü engelliyorsun. Yani iki kişi arasında olan bir problemi gidermen bir sadaka sayılır. Demek ki sadaka deyince illa para vermek veya mal vermek, değer ifade eden bir şey vermek değildir. Bir iyilik yapmak da ne sayılıyor burada? Sadaka sayılıyor. İki kişi arasındaki husumeti gidermek, iki kişi arasındaki adaletsizliği gidermek ve onlar arasındaki sulhu sağlamak bir sadaka kabul ediliyor. Ve yu'inu ar-racula ala dabbatihi feyahmilu aleyha. Bir insana arabasına binmesi için veya hayvanına binmesi için yardım ve desteğe ihtiyacı var. Yardım ediyor ona. Diyelim ki atına binecek, devesine binecek, tutuyor, yardım ediyor. Arabaya binecek, yaşlıdır, binmekte zorlanıyor. O insana, yani hayvanına ve bineğe binecek olan bir insana o noktada yardım etmek, bu da bir sadakadır. Ev yerfa'u aleyha meta'ahu sadakatun. Veya diyelim ki vatandaş atına, devesine bindi, arabasına bindi, yerde bir kolisi var, bir eşyası var, ona verilecek, tutuyor onu, ona veriyor. Yani en ufak bir iyilik bile ne kabul ediliyor? O 360 tane mafsadın, eklem yerinin vergilerinden, sadakalarından bir sadaka kabul ediliyor. Vel kelimetu tayyibetu sadakatun. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, tatlı bir dil, güzel bir söz, karşıki insanın gönlünü alacak, cezbedecek, mutluluğuna vesile olabilecek güzel bir söz, o da bir sadakadır. Kardeşim nasılsın, iyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim, bir cümledir. Karşıki insanın mütebessim olmasına, mutlu olmasına, sevinmesine vesile olabilecek bir cümledir. Bunu bile söylemek, kardeşim nasılsın, iyi misin? Allah seni hep iyi eylesin, misal olarak. Bu kelime-i tayyibe. Kelime-i tayyibe bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah denir. Elbette o kelime-i tayyibedir. Ancak buradaki kelime-i tayyibe mutlak olarak kastedilmiştir. Yani karşıki insanın gönlünü cezbedecek, mutluluğunu artıracak, stresini azaltacak cümleler, kelimeler, bunlar da sadaka sayılır. Kardeşim ben seni gerçekten Allah için seviyorum dedin. Bu karşıki tarafa mutluluk verir mi? Hoş bir kelime mi? وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا Mevla buyuruyor. İnsanlarla konuşurken güzel sözler söyleyin. Karşıki insanın mutluluğunu artıracak, samimiyetini artıracak güzel sözler söyleyin. Moralini bozacak, canını sıkacak, strese girecek şeyler demeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. وَكُلُّ خَطْوَةٍ اَوْ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ Bir insanın namaza gitmek için, camiye, cemaate gitmek için attığı her adım bir sadaka sayılır. Diyelim ki herhangi bir vakit namazında camiye gidecektir, cemaate gidecektir. Kalktı ayağa, lavaboya gidiyor, abdest alacak. Attığı adımlar bitti lavabo, çoraplarını giyiyor, camiye gidecek. Attığı adımlar, kapıyı açtı, merdivenden aşağı iniyor, attığı adımlar. Camiye kadar geliyor. Namaz için attığı adımların her birisi bir sadaka kabul ediliyor. Ve yumitul eza anit tariki sadakatun. Diyelim ki camiye giderken veya işine giderken, markete giderken, evine gelirken, sonuçta yoldan giderken bakıyor ki yolda bir gelip geçenleri rahatsız edecek bir şey vardır. Onu kaldırıp izale etmek, o da bir sadakadır. Diyelim ki gittiğimiz yolda baktık taş vardır. Gelip geçen arabalara sıkıntı olacaktır. Onu kaldırdık, kenara attık. Veya bir yaya yolda gidiyoruz. Taş vardır, ağaç dalı vardır veya kaygan insanların kaymasına sebep olacak bir şey vardır. Onu biz aldık, gelip geçen rahat geçsin diye. Bu da bir sadakadır. Veya baktık ki çivi vardır. Arabaların tekerine batacaktır ve tekerin lastiğini efendim izale edecektir. Şoföre görmediği, bilmediği bir yerden bir sıkıntı gelecektir. Araba
İsterse senin araban olsun, isterse araban olmasın. O çivinin yolda olması bir eziyete sebep midir? Elbette sebeptir. Bunu oradan kaldırıp izale etmek, bu da bir sadakadır. Yani bir insanın hayır namına yaptığı her şey sadaka sayılmış olur. Öyleyse biz müminlerin, biz insanların her eklemimizin karşılığında günlük olarak vermemiz gereken sadaka illa mıngır tıngır olması gerekmez. Para her ne kadar bir sadaka ise de bu sayılan şeylerin de her birisi birer sadaka olması itibariyle bir mümin, ibadetine düşkün olan bir mümin, basiret sahibi olan bir mümin her gün bu eklem yerlerinin vergisini fazlasıyla ödeyebilir. Fazlasıyla şunu kastediyorum. Yani her birine bir tane sadaka, öyleyse 360 tane sadaka verirse günlük bu eklem yerlerinin karşılığını, borcunu ödemiş olur. Aslında gerçekten böyle tamı tamına bir insanın bunu ödemiş olması ancak Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle, kulum sen bir tane verdin ya, ben işte 24 saatin içerisinde bunun karşılığını aldım kabul ediyorum. Sen bunu ödedin kabul ediyorum seni diyor. Yoksa biraz önce ifade ettiğim gibi 24 saat benim gözüm çalışıyor, 24 saat kulağım çalışıyor, 24 saat çenem çalışıyor, 24 saat elim ayağım çalışıyor, parmaklarım çalışıyor. Dolayısıyla 24 saatte bir tane vergi veriyorum. Bu her dakika için, her saniye için bir vergi isteseydi ne yapacaktık? Kulum eğer bunların sen yaparsan bunların her birisini bir sadaka kabul ederim, günlük sadakana tekabül etmiş olur diyor. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerif her birimizi tek tek ilgilendiren ve her birimize bir sorumluluk görev veren bir hadis-i şeriftir kıymetli izleyenler. Dersimizde ikinci hadis-i şerif kitabımızda 1897. hadis-i şerif demektir. Yani kıymetli dostlar, hadis dersimize başladığımız günden bugüne kadar bu derste 1897. hadis-i şerifimizi okumaktayız. Ve an Aişe radıyallahu anha, Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمْ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِئَةِ مَفْصِلٍ. Yani insanoğlu, Ademoğlu 360 tane eklem üzere yaratılmıştır. Hazreti Ayşe annemiz eklemlerin rivayet ettiği hadis-i şerifte eklemlerin sayısını da zikrediyor. Bir önceki hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin hadis-i şerifinde sadece her eklem üzerine bir sadaka borcu olur günlük olarak demişti. Burada ise Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte ise aleyhissalatü vesselam Efendimiz eklem yerlerinin sayısını da söylüyor. Femen kebberallah, bir insan Allahu Ekber dese, ve hamidallah, elhamdülillah dese, ve hellelallah, la ilahe illallah dese, ve sebbahallah, subhanallah dese, ve estağfirallah, estağfirullah dese, ve azele hacren an tariqin nasi, İnsanların yolundan bir taşı kenara çekse, insanların rahat geçmesine sebep olacak bir tavır ve davranış ortaya koymuş olsa, ev şevketen ev azman, veya bir diken, bir çivi onu yoldan uzaklaştırdı veya bir kemik gelip geçeni rahatsız edecek, ev emara bi ma'rufin, veya iyiliği emretmiş, ev neha an münkerin, o yoldan gelip geçen insanlarda yanlış yapan, günah işleyen birilerini nehyetmiş. Etme kardeşim, bu günahtır, yapma bunu, bana da yakışmaz, sana da yakışmaz, güzeli budur, şunu yapalım dese, emri bil maruf, iyiliği emretmek, nehyanil münker, kötülükten nehyetmek. Adede tilke sittine ve felâthemiye, yani 360 tane bu saydıklarımızdan yaptığında, فَاِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ. O gün o insan yürürken, dolaşırken kendini cehennemliklerden azat etmiş, görevini, borcunu ödemiş, adeta cennete hazır hale gelmiş olarak yürür yeryüzünde diyor
Müslim'in rivayet ettiği, naklettiği Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte. Kıymetli izleyenlerim, demek ki bir insan tesbihte, tekbirde, hamdelede, bütün bunlarda 360 tane saydığı iyilik ve güzelliklerde 360 tanesini gerçekleştirdiğinde Cenab-ı Hak fazl-ı keremiyle günlük olarak bu insana sen borcunu ödedin. Sen şimdi bu şekilde ölürsen kendini cehennemliklerden uzaklaştırdın demiş oluyor. Yani günlük borcunu ödemiş oluyor. Bir sonraki hadisi şerifimiz, kıymetli izleyenlerim, Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'den mervidir. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnne bikulli tesbihatin sadakaten. Muhakkak her subhanallah demekte bir sadaka vardır. Ve kulle tekbiratin sadakaten. Her Allahu Ekber demekte sadaka vardır. Ve kulle tahmidetin sadakaten. Her elhamdülillah demekte de sadaka vardır. Ve kulle tehliletin sadakaten. Her la ilahe illallah'ta da bir sadaka vardır. Ve emrin bil ma'rufi sadaka. Ve nehyin anil münker sadaka. Her iyiliği emretmekte ve her kötülüğü nehyetmekte bir sadaka vardır. Yani bir sadaka vermiş, kabul edilir. Ve fî bul'i ahadikum sadakaten. Sizden birinizin eşiyle cinsel ilişkiye girmesinde de bir sadaka vardır. Yani sizden biriniz eşiyle usulüne uygun bir şekilde cinsel ilişkiye girmiş olsa, burada da bir sadaka vardır, bir sevap kazanmış olur diyor. Kalu ya Resulallah, hepsi güzel de bu en son maddede sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmen tacip etmişler. Dediler ki ya Resulallah, eyyeti ahaduna şehvetehu ve yekunu lehu fiha ecrun. Yani bizden birimiz şehveti coştu ve bu şehvetinin neticesinde kendi ihtiyacını görmek ve kendini tatmin etmek için eşiyle ilişkiye girmiştir. İster kadın açısından düşünün, ister erkek açısından düşünün. Kadın da bir ihtiyacını görmüş oluyor, erkek de bir ihtiyacını görmüş oluyor. Burada şehveti coşmuş, galeyana gelmiş. Bu şehvetini efendim dindirmek ve teskin etmek için eşiyle ilişkiye giren bir insan, kendi ihtiyacını gördüğüne göre bunun nasıl sadakadır diye sordular. Tacip ettikleri nokta burası. Kale aleyhissalatü vesselam Efendimiz anlayacakları dille konuşarak şöyle buyurmuş. Bir soru sorarak cevap vermiş. Ra'aytum lev vada'aha fi haramin. Bu şehveti coşan, galeyana gelen erkek veya kadın. Bu ihtiyacını gidermek için helal yolla değil de haram yolda bu ihtiyacını görseydi. Eşiyle değil, zina ile bunu görmüş olsaydı, ama kadın ama erkek. Efendim, ekâne aleyhi vizr, böyle yapsaydı günahkar olacak mıydı, olmayacak mıydı? İlahi kriterlere uymadan canım istedi, şehvetim coştu, biriyle zina etse bir erkek veya bir kadın. Şehvet ihtiyacını gayrimeşru bir şekilde gidermiş olsaydı günahkar olur muydu? Dediler ki doğrudur, günahkar olurdu. Öyleyse فَكَذَٰلِكِ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ. Haramda bu ihtiyacını görse, günah ise, helal konusunda hassasiyeti varsa, elbette öbür tarafta günah varsa burada da sevap vardır buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Gerçekten oradaki muhatapların anlayacağı, %100 anlayacağı bir dil ile onlara cevap vermiştir. Demek ki bir insanın şehvi ihtiyacını meşru bir daire içerisinde eşiyle görmüş olması bile ilahi takdire sebep oluyor. Adeta o ilişkisiyle bir sadaka vermiş oluyor. Diyelim ki erkek şehvi ihtiyacını görmek istemiştir. Eşi ona uyum sağlamıştır ve ona karşılık vermiştir.
O da ihtiyacını görmüş, o da ihtiyacını görmüş. Her birisi kendi adına birer sadaka vermiş gibi nezd-i ilahiyede efendim bir mükafata sahip olmuş oluyorlar kıymetli izleyenlerim. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizden mervidir. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ni'mes sadakatu el-liqhatu ev-liqhatu safiyyu menheten. Ni'mes sadakatu ne güzel sadakadır. El-liqhatu veya el-liqhatu as-safiyyu. Bazı rivayetlerde as-safiyyecu de vardır. Menheten. Şimdi bir deve veya bir keçi doğumu yaklaşmış, sütü azalmış. Yani sütü var, henüz süt veriyor. Şimdi bir insan kalkıyor bunu minheten, komşusuna diyor ki, bu benim devem veya bu keçim, sende kalsın, sen bunun sütünü al. Doğuruncaya kadar sende kalsın, sütünü al diyor. Şimdi komşuya keçiyi hediye etmiyor veya deveyi hediye etmiyor. Ya bir süre daha bunun sütü devam edecek, sen bu keçiyi al, sütünden istifade et diyor. Sabah sağıyor deveyi veya keçiyi, akşam bir daha sağıyor, sütünden istifade ediyor. Şimdi burada tabiri caizse sütü azdır ama azlık burada kastedilmiyor. Aslında kastedilen şudur burada, bir insanın koyununu, keçisini veya devesini. Her gün ben ona süt versem mahcup olabilir. Alsın devemin sütünü kendisi sağsın. Keçiyi, koyunu neyse kendisi sağsın. Kendisi rahat rahat bunu, ya koyunu vermiyor, deveyi vermiyor. Sadece sütü için ona veriyor. Buna efendim işte lakha veya likha denmiş oluyor. Böylesine deveye veya keçiye likha denmiş oluyor. Minha yani buna bir atıyı olarak, hediye olarak vermiş oluyor onu. Bu bile güzel bir sadakadır. وَشَّاتُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُوا بِاِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرَ. Yani vatandaş alıyor sabah, işte bir miktar kapını sütle dolduruyor, ondan sonra salıveriyor, akşam yine kapını süt dolduruyor, salıveriyor. Böylece o devenin veya koyunun, keçinin sütünden komşusu bir gariban, ihtiyaç sahibi birisi istifade etmiş oluyor. Bu da güzel bir sadakadır diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve an Enes'in radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki hadis-i şerifimizi Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz nakletmektedir, rivayet etmektedir. Bukhari ve Müslim'de bu hadis-i şerif bize intikal ediyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mâ min müslimin yâresu gârsen. Bir Müslüman bir ağaç dikse, herhangi bir ağaç dikse, ev yezra'u zer'an veya bir ekin ekse, fe ye'külü minhu insânun ev tayrun ev behîmetun. Bir insan ağaç dikse, ekin ekse ve onun diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden bir insan yemiş olsa veya ev tayrun bir kuş yemiş, istifade etmiş olsa, ev behimetun veya herhangi bir hayvan onun diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden yemiş olsa, istifade etmiş olsa, illa kânet lehu sadaka. Mutlaka o insan için sadaka olur. Demek ki ektiğimiz arpalar, buğdaylardan karıncalar, kuşlar, kargalar yediler. Her birisinin yemesi bizim için bir sadaka sayılır. Bağdaki, bahçedeki meyvelerden, sebzelerden efendim hayvanlar istifade ettikçe her birisi bizim için bir sadaka kabul edilmektedir. Böyle olunca da insanın sadaka borcunu ödemesi kolaylaşmış oluyor kıymetli izleyenlerim. Büyüklerimiz ağaç dikmeye ihtimam gösterirlerdi. Hele hele meyve ağacına ihtimam gösterirlerdi.
Çünkü bir meyve ağacı dikiyorsun. O meyve ağacı, yani biz ölüyoruz, onu diken ölüyor ama asırlarca belki yıllarca devam ediyor. Armutundan, elmasından, hunnabından insanlar istifade ediyor. Dolayısıyla ondan insanlar istifade ettikçe hala sadakası devam ediyor. Kendisi ölse de, hayatta olsa da bu sadaka adeta sürekli bir şekilde devam ediyor. Bağımızda, bahçemizde arıların gelip de üzerine konduğu çiçeklerde bile bizim için ne vardır? Adeta bir sadaka vermiş gibi sevap vardır. Çünkü arı ne yapıyor? O çiçekten alıyor, öbür çiçekten alıyor, bal yapıyor. Arı istifade ediyor. Ayrıca arıdan biz istifade ediyoruz. Başkaları istifade etmiş oluyor kıymetli izleyenlerim. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de bu şekilde rivayet ediliyor. Müslim'in rivayetinde ise Hazreti Cabir radıyallahu anh efendimizden olan rivayetinde ise bir ilave daha yapıyor. Diyor ki وَمَا سُرِكَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَ. Diyelim ki biz ağacı diktik. Ağaçtan geldi bir hırsız çaldı. Arpa, buğday, sebzelik neyse ektik, geldi birisi çaldı. Çalan için günah bizim için sadakadır. Sonuçta birisi gene ondan istifade etmiştir. Çalan çaldığından dolayı günahkar olur ama sonuçta bizim ektiğimiz bir bağdan, bahçeden, meyveden, sebzeden birisi almıştır. Usulsüz almıştır ama yemiştir, yedirmiştir, içmiştir, içirmiştir. O onun adına günah olsa da bizim adımıza, yani diken eken adına sadakadır diyor. Hazreti Cabir radıyallahu anh efendimizden Kütüb-i Sitte'den Müslim'in naklinde böyle bir ilave de vardır. Yani bu da eğer bize kalsa aklımıza gelmez böyle bir şey. Hırsızın çaldığı benim sevabım olarak nasıl yazılıyor? Evet, bize de bir sadaka olmuş oluyor. Sonuçta ya o hırsız ondan çalmış yemiştir veya anasına götürüp yedirmiştir, babasına götürüp yedirmiştir, çocuğuna yedirmiştir, eşine yedirmiştir. O bizim emeğimiz olan, bizim mahsulümüz olan bir şeyden bir insan sonuçta yemiş oldu. Onun yemiş olmasına bir vesile olduğumuzda, yani bizim yetiştirdiğimiz yerden elde edilen bir meyve olduğundan dolayı bizim adımıza sadaka olur ama alan kişi izinsiz aldığı için, hırsızlık yaparak aldığı için onun için vebal, bizim için ise sadaka olmuş olur diyor. Efendim Hazreti Cabir rivayetinde radıyallahu anh efendimiz. Bir sonraki hadis-i şerifimizde وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bu da elbette, hani biz düşünsek bunu bulamayız. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize acayip bir şey söylüyor. Ne diyor bakalım? غُفِرَ لِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ. Günahkar bir kadın, yanlış işlere bulaşmış olan bir kadın bağışlandı diyor. Merrat bi kelbin ala ra'si rakiyin. Bir kuyunun, kırık dökük tabiri caizse, bir kuyunun başında köpek duruyor. Efendim, ama köpek yelhef, kâde yaktulul ataş, susuzluktan çatlıyor neredeyse. Bu kuyu, suyu derinde inemiyor. Köpek yani susuzluktan ne yapacağını bilmiyor. Suyu görüyor ama suyu da alamıyor. Kadın, normalde günahkar, yanlış işlere bulaşmış bir kadın bu manzarayı görünce fenezat huffaha, ayağındaki mesleğini çıkarmış. Feevfekatu bihimariha, yanında ip yoktu, başörtüsüne bağlamış onu. Fenezat lehu minel mai, kuyuya doğru salmış onu, doldurmuş mesleğin içerisini, tabiri caizse ayakkabısının içerisini doldurmuş, çıkarmış o köpeğe su vermiş. Yani başındaki başörtüsünü, tabiri caizse üzerindeki başörtüsünü bağlıyor ayakkabısına, mestine, onu kuyuya doğru salıveriyor, dolduruyor, köpeği o su ile suluyor. Susuzluktan çatlamak üzere olan o köpeğin böylece su ihtiyacını bu şekil bir fedakarlıkla hallediyor. Beni ilgilendirmez, elimde imkan yok demiyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri فَغَفَرَ لَهَا بِذَٰلِكَ, bu sebeple o kadının günahlarını bağışlamıştır. Yani yolsuz,
Günahkar olan bu kadına köpeğe göstermiş olduğu bu ilgiden, o susuzluktan çatlamak üzere olan köpeğe gösterdiği bu ilgiden, bu fedakarlıktan dolayı sildim günahlarını ey melekler, amel defteri gıcır gıcır tertemizdir demiştir. Kıyle inne lena fil behaim ecren. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatınca dediler ki ya Resulallah, yani biz hayvanlara karşı yaptığımız merhamet vari tavırlardan dolayı ücret alacak mıyız? Kediyi sevdim, tavuğu, civcivi sevdim, onlara ikram ettim, yedirdim, içirdim. Bunlara yaptığımız iyiliklerden dolayı da mükafat alacak mıyız? قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِلٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ. Yani her ciğer taşıyan, ciğeri yaş olan, yani hayatta olan her canlıya yapılan efendim iyiliğin mutlaka bir ücreti, bir karşılığı vardır. Bukhari ve Müslim'de nakledilen bu hadis-i şerif de bize hayvanlara karşı da iyi davranmamızı ve bu iyi davranmanın mutlaka sadaka olacağını, ahirette bize sadaka olarak yansıyacağını bildirmektedir. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وابي هريره رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Abdullah ibn Ömer ile Ebu Hureyre radıyallahu anhum, bunlar bu ikisi bir hadis-i şerif rivayet ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: "Uzibet imra'atun fi hirratin emsiketha hatta matet min el-cu'." Geçmiş ümmetlerde kadının bir tanesi yaramazlık yapan kediyi cezalandırmak için bir yere onu hapsetmiş. Hapsetmiş, o kedi açlıktan ölmüş. Diyor ki hadis-i şerifin devamında felem tekün tut'imuha. O kediyi yedirmedi. Ve la tursiluha fetekul min khashashil ard. Salı vermedi ki onu fetekule yesin min khashashil ard. Yani yerdeki işte hayvanlardan kediydi, şu fareydi, şuydu, buydu. Yesin. Yani salı vereyim kendi rızkını kendisi temin etsin demedi. Kendisi de yedirmedi. Hapsetti. Kedi dışarı çıkamadı. Günlerce açlıktan öldü. Aslında ibadetine düşkün olan, başka günahları az olan, cennete doğru yürümekte olan bu kadın, o kediye yapmış olduğu bu zulüm sebebiyle uzibet, azaba çarpıldı diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yine buna benzer Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den nakledilen Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bu da bize yol gösteren bir hadis-i şeriftir. Marra raculun bi usni şeceretin ala zahri tarikin. Adam bir tanesi yolda giderken bir ağaç dalının yol üzerine uzandığını görür. Fekale le unahyenne hâde an tarikil müslimin. Kendi kendine şu kararı verdi. Buradan gelip geçen Müslümanlar vardır. Bu gelip geçenlere zarar veriyor. Onların işini, geçmesini, yürümesini zorlaştırıyor. Kesinlikle ben bunu kenara çekeceğim. Müslümanlar buradan rahat rahat geçsinler. La yu'zihim, onlara eziyet etmesin. Bu tavrı ortaya koyunca فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ Allah Celle ve Aleyh Hazretleri o yoldan gelip geçecek tanıdığı tanımadığı Müslümanlar için bu gayreti ortaya koyan insanın bu tavrını takdir etmiş ve bu kulunu cennetle müjdelemiştir, cennete yerleştirmiştir. Yapılan şey çok büyük bir şey değildir. Çok zahmetli, çok masraflı bir iş değildir. Ama burada o yoldan gelip geçecek onlarca, yüzlerce, binlerce insanın efendim eziyetini gidermiş, ufak bir tabiri caizse muamele yapmıştır. Bundan dolayı cennete girmeyi hak etmiştir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli izleyenlerim, hemen bu konuyu kitabımızın bu faslına, bu babına şu kısa iki hadis-i şerifle bitirmiş olayım. لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيكِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسِ Müslüm'ün naklettiği bu hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz cennete bir insanın dolaştığını gördüm. Cennete dolaşmasının sebebi de yoldan gelip geçenlere zarar veren bir ağaç dalını yoldan kesip uzaklaştırdı.
insanların eziyetini giderdi diye o insanın cennette dolaştığını gördüm. Ebu Berze radıyallahu anh Efendimiz de, ey Allah'ın peygamberi, allimni şeyen entefi'u bihi, bana bir şey öğret ki onunla istifade edeyim, faydalanayım. Kale i'zilil eda an tariqil müslimin. Müslümanların yolundaki eziyetleri dahi gidermek basit bir şeydir. Bunu bile yap, sen faydasını görürsün demiştir. Böylece kıymetli izleyenlerim, bir dersimizin sonuna geldik. Yüce Rabbim hep iyilik yapmayı, iyi düşünmeyi, iyi muamele etmeyi, hayatımızı sadakaya dönüştürebilmeyi nasip eylesin diyorum. Yine dersimin sonunda başında olduğu gibi Gazze'de çarpışan veya çarpışmayı mazlum kenarlarda, köşelerde, evlerinde veya toplu yerlerde bekleyen kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. Rabbim düşmanlarını mağlup eylesin, makhur eylesin, hile ve liselerini boşa çıkarsın. Rabbim yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan bütün din kardeşlerimize imdad etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.